Evet değerli seyircilerimiz, Altun Saraylı firmasındayız şu anda. Kendileri Konya Fuarı'na bir bakıma ev sahipliği yapıyor. Şimdi yanımda Sefa Bey var. Kendisine de sözü veriyorum. Evet, öncelikle standınız hayırlı olsun. Ürünlerinizi getirdiniz. Geçen sene de sizlerle röportaj yaptık. Geçen seneden bu sene neler değişti, hangi ürünler değişti? Birazcık bilgi alalım sizlerden. Öncelikle sizler hoş geldiniz standımıza, fuarımıza. Yine her yıl olduğu gibi Konya Tarım Fuarı sektöre damgasını vuruyor. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma inat çiftçilerimiz bizi ziyarete geliyor. Ürünlerimize ilgi büyük. Firmamız Universal Mibzerler, hassas tohum eken mibzerler ve gübre serpme makineleri üretiminde iştigal gösteriyor. Geçen seneye nazaran bu seneki değişikliklerimiz, makinelerimiz hep güncelleştirmeler, yenileştirmeler, daha iyi, daha konforlu makineler üretmeye çalışıyoruz. Bu sene de çiftçilerimize bu tarz yeniliklerle burada bulunuyoruz. Sektörün gidişi gayet iyi. Ülkenin durumu ne kadar karışık olsa da bu bizi hiç etkilemiyor. Emin olun, herkes olan olaylara tepki koymak babında, hiç kimse evinde oturmuyor, fuarımıza geliyor, bizi ziyaret ediyor. Ürünlerimiz hakkında biraz daha bilgi vermek gerekirse, gübre serpme makinelerimiz, mineral gübre serpme makinelerimiz, yatay karışık dediğimiz gübreyi toz haline getirmeyen gübre serpme makinelerini üretiyoruz. Bu makinelerde 36 metre iş genişliğine kadar yakalayabiliyoruz. Mibzerlerimizde de 18 çeşit tohum ekebiliyoruz. Bunun içinde soğan gibi küçük tohumlar, yonca gibi küçük tohumlar da dahildir. Firmamız 40 yıldır devam ediyor iş hayatında, tarım sektöründe. Yaklaşık 27 tane ülkeye ihracatımız söz konusu. Türkiye içerisinde yaklaşık 55 tane bayağımız mevcut. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Peki bu fuarda özellikle ön plana çıkan bir ürün, çiftçilerin özellikle gelip bilgi aldığı, dokunduğu, kontrol ettiği bir ürün var mıdır? Onu seyircilerimize anlatalım istiyorum. Tabii ki şimdi gübre çok pahalı, yatırımı da çok pahalı, kullanımı da çok pahalı. Maalesef uygulaması da çok pahalı bir ürün. Biz diyoruz ki toprağı ne kadar güzel işlerseniz işleyin, ne kadar iyi ekerseniz ekin, doğru gübreleme yapmazsanız doğru ürün alma şansınız yok. Gübreleme bir nevi ürünün knockout kısmı, artık son kısmı. Çiftçilerimizi ona anlatmaya çalışıyoruz. Profesyonel tip gübre serpme makinelerimizde homojen dağılım, metre bazına dağılım ve kilo dağılımı çok önemli. Gübreyi attığınız zaman tekrar toplama şansınız yok. Diyoruz ki bozuk parayı makinenin içine dolduralım. 1 milyon 1 milyon dağıtalım tarlanın içine. Daha toplama şansımız var mı? Yok. Bir sefer atılıyor ve doğru atmak gerekiyor. Onun için özellikle gübre serpme makinelerimizi görmeye davet ediyoruz standımıza. Bir ikincisi, yıllardır süre gelen bir mibzer alışkanlığı var Türkiye'de. Eski tip mibzerler, çekili mibzerler. Üniversal mibzerlerde biz askılı sistem, yani traktörün arkasında askı sistemiyle ürünler üretiyorduk. 2 senedir bunun çalışmalarını veriyoruz. Artık Anadolu çiftçisi özellikle traktörüne çeki sistemi istiyor. Yani arkadan çekilebilir makineler istiyor. Şurada da görüldüğü gibi çekili makinamız da bu sene çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. Bununla da bir makineyle nohutunu da ekebiliyor, buğdayını da ekebiliyor, soğanı da ekebiliyor. Bir yenilik olarak çıkarttık çiftçilerimize. Bu da 3 makinenin yaptığı işi veya 4 makinenin yaptığı işi bir makinede halledebiliyor. Çok güzel. Ben birazcık da ileriye yönelik hedeflerden konuşmak istiyorum. Hani Ar-Ge'ye önem veren bir firmasınız. Tabii. Her sene sürpriz güzel bir ürününüz çıkıyor. Önümüzdeki senelerde bizi neler bekliyor? Bir müjde verelim mi sizlerle beraber? Şimdi Bereket TV ile 5 yıldır sağ olsun her standımıza bizi ziyaret ediyorlar. 5 yıldır geldiğimiz noktada da gerçekten gelişimimize tanık olan bir kuruluşsunuz. Bu konuda da size çok teşekkür ediyorum. Her sene mutlaka bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bizim için önemli olan her seneye bir ürün yetiştirmekten ziyade içinde bulunduğumuz, ürettiğimiz ürünleri daha iyi, nasıl konforlu ve daha iyi nasıl güncelleştirmeler getirebiliyoruz. Şu anda gübre serpmemize mesela uydudan kontrollü elektronik sistemler takılıyor. Nasıl oluyor? Çiftçi kabinde, traktöründe otururken kaç kilo atması gerektiğini, kaç metrekare alan atması gerektiğini sadece bilgisayarına giriyor, ilerliyor. Şu anda biz sabit diyoruz ki 10 kilometre hızla gitmen lazım. Bunların hiçbiri yok artık. Uydudan kontrollü. Ekim makinelerinde 2 seneye kadar Ar-Ge'miz devam ediyor. Çok daha farklı makineler çıkacak. Gübre serpme makinelerimizde de makineler çıkacak. Firma son 5 yıl, 6 yıl içerisindeki vizyonu şu şekilde: gübreleme makinesi ve ekim makinelerinde çok iyi bir yere gelebilmek. Türkiye'de sayılı bir yere gelebilmek. Dünyada da
iyi bir yere gelebilmek. Hem kalitesiyle, hem iş verimiyle, hem de sürekliliğiyle bir yere gelebilmek. İnşallah seneye Konya Fuarı'nda da yeni bir ürün size tanıtmayı amaçlıyoruz yani. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın, sağ olun.